Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Kar yağışı başladı. Yani ben bugün kümesi arkadaşlar geri kalan kısmını kuracaktık. Ama maalesef kar yoktu. Yeni yerimize de araç da çıkıyordu ama birdenbire kar bastırdı. Maalesef dostlar yine bazı şeyler yarım kaldı. Ne diyelim, vardır bunda da bir hayır. Garip! Arkadaşlar, kar yağınca köpekler bayram edermiş. Onu sizlere söyleyeyim. Aferin garip, bakın nasıl oynuyorlar. Aferin garip. Hadi gelin bakalım. Lady Tommy. Bizim ustalar da geldiler, tahtaları taşıyorlardı. Öyle de bir durum, bakalım ne olacak, şimdi konuşacağız. Ayhan Usta, ne yaptın? Abi. Ya tam çıkıyor dedi, kar başladı bu sefer de. Buraya ben yarı yola, o direğe kadar çıktım. He. Baktım bir sorun yok. Geldim kalıbı yükleyeyim dedim. Ama. Kar bastırdı. Kar bastırdı ya, şimdi çıkmaz. Şimdi araba bırakacağım, kapının önünde dolu. Tamam. Ne zaman durursa çıkacak gibi çıkacağım abi. Aynen. Yarın yarına şimdi durur. Eksiye düşünce hava durur. Aynen şimdi öyle. İki gün bir yağış var, ondan sonra açacak herhalde, açıyor. Aynen hava açıyor. Hava durumuna göre. Açıyor. Arabada yüklü dursun. İyi abi. Olsun, aynen öyle yaptın ya. Eline sıkıntı sağlık Ayhan Usta. Ya hayvanlar tıkış tıkış da benim derdim o yani. Anladım abi. Anca rahatladı dedik bugün. Aynen. Ya çok da güzeldi. Sabah benim arabayla yukarı çıktım ettim falan. Şimdi çıkmaz. Şimdi imkanı yok. Şimdi zincirde taksan çıkmaz. Zincirleri var da arabanın. Evet. Zincirde taksan çıkmaz. Çıkmaz. Şu an çıkmaz. Allah hayırlısı. Bitti senin işin o zaman. Bitti abi. İyi o zaman abi. Bitti, şey yaparız. Şimdi kapıyı bırakacağım arabayı böylece. Tamam sajlarını abi. Sajlarını da yükledim. Tamam, eline sağlık. En altta da sajları var. Tamam. Bir problem sen yok. Bir burayı hallet, ondan sonra konuşacağız zaten. Birkaç işimiz daha var. Tamam abi, artık. Onları hallederiz Ayhan Usta. Ben gidiyorum. Tamam. Görüşürüz. Tamam abi. Hadi haberleşiriz, Allah'a tamam. Emanet ol. Görüşürüz. Vardır bunda da bir hayır diyelim artık ya. Evet. Dikkat, giderken dikkat et. Millet ayarsız geziyor. Şöyle valla. Birdenbire de nasıl kapattı her yeri. Ben de bizim Ali Rıza Hoca'nın oraya gittim. Aa bak, tavukları arabada unuttum. Onları da almam lazım. Ondan Light Cüce Koşin Horoz'la Gold Cüce Koşin Horoz aldım. Ondan sonra onun da yeri tam böyle dik böyle bir yerde duruyordu. Ya son dakika çıktım arabayla. Yoksa kaldıydık yani. Son dakika. Önce çekelim. Ne zaman hava açarsa. Tamam. O zaman işimiz devam eder abi. Tamam Ayhan Usta. Evet, Ayhan Usta hayırlısıyla bir şurayı bir hayvanlar burada. Benim derdim o. Sıkışlar. Mecbur. Şimdi teli de çevireceğiz. Pazartesi günü. Şeyle konuştum. Bizim Adem kardeşimizle bakalım. İyi abi, sen bak. Tamam, ben de şu hayvanları bir çekeyim. Tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Evet arkadaşlar, arabada cüce koşinler var. Onları da alayım. Ayhan Usta ile konuştuk, dediğim gibi kümesin yapımı devam ediyor. Biz bugün kümesi tamamlarız diyorduk ama görmüş olduğunuz gibi kar bastırdı. Kar bastırınca da bizim yeni yere çıkış gerçekten çok zor. Oraya bir çakıl atılması gerekiyor. Çakıl atmak için de zeminin kuruması gerekiyor. Yani bayağı bir işimiz var ya. Maalesef. Bakacağız. Vardır diyoruz bunda da bir hayır. Garibin mutluluğu bize yeter. Garibe baksana. Bayağı bir kar doldurdu. Hala da yağmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar. Kümesin son kalanları gidiyor. Ama tabii buradan bir yer daha sökeceğiz. Geniş bir alan yapacağız beşler için. Ama en azından şimdi son tahtalar da yüklendi. Garip gel kızım gel. Garip buraya gel, araba vurur gel. Hadi hayırlısı, şu horozlarımızı alalım. Evet arkadaşlar, Ali Rıza Hoca'dan bir tane cüce koşin horoz. Light'ı bir de gold olmak üzere. Onunla arkadaşlar değiş tokuş yaptık. Benim arabanın ışığı mı yanıyor ya? Evet. Ondan sonra değişimini yaptık. Bir tane de onda erkek beç vardı. Çok ses yapıyor dedi. Onu da aldık, buraya getirdik. Dediğim gibi yani görmüş olduğunuz gibi 3 tane siyah beyaz
3 tane Amerikan ördeğimiz burada var. Tommy burada, Lady burada. Arkadaşlar, deli yürek, deli fişek, bir tane yeşilbaş ördek kalmış. 2 tane daha burada arkadaşlar. Beyaz Amerikan ördeği olmak üzere erkek. Bunlar da gidecek. Bugün itibariyle arkadaşlar artık ırmakta hiç ördeğimiz kalmadı. Hepsi arkadaşlar toptan verdik gitti. Ben yokken bizim Fatih vermiş. Yani buradan rakam söylemeyeyim. Gerçekten aldılar götürdüler, öyle söyleyelim. O gün yani insanın içi gerçekten burkuluyor mu? Burkuluyor. Ama elden bir şey gelmiyor. Ördeklerin yollanması lazımdı. Yeni yerimizde çok fazla ördek bakma ihtimalimiz gerçekten yok arkadaşlar. Sizleri anlıyorum. Ya Tommy, ekmeğe kapmışsın ya oluş. He? Bizim akbaş yavru arkadaşlar kocaman oldu. Dişi bu da. Bu da yeni kümesteki yerini alacak. Kadroda arkadaşlar bak. Süt annesine nasıl yapıyor? Hayır değdi. Tamam tamam tamam. Hadi. Oyna, oynayın oynayın oynayın. Aferin benim oğlum. Aferin. Tamam. Tommy ekmek peşinde. Dediğim gibi arkadaşlar herkes her yer darman duman. Kalan ördeklerimiz bunlar. Erkekler. Bunlar da gidecek. Ben kendimi ayırdım. Bir sonraki videoda hayvanların durumlarını sizlerle paylaşacağım. Bakalım bir yani neler oluyor, neler bitiyor, son durumları ne? Yeni gelen 2 tane horozumuz bunlar. Hepsi ama deli yürekli, deli fişek arkadaşlar. Tosun gibi hayatlarına devam ediyorlar. Bu sene ikisinin çok güzel safkan yavrularını alıp deli yürekli, deli fişek arkadaşlar soyunu devam ettireceğiz. Bizim soy bitti mi? Tabii ki bitmedi yerli kazların. Oğuz abi de var arkadaşlar. Kazlarımız yine. Oradan da kaz takviyesi yapabilirim. Ama ilk önce dediğim gibi kümesi kurmam lazım. Eğer kümesi kuramadığım zaman burada şu anda her şey o kadar üst üste. Paramparça ki anlatamam size. Hayvanların da durumu çok iyi değil. Ondan dolayı bir an önce yeni yeri kurmamız lazım ama hava şartları arkadaşlar buna şu an için müsaade etmiyor. Burada tabii ki bizim bakın tehlikeye bakın arkadaşlar. Şunları uyarmam lazım. Çiviler işte sök dedik, o gün çırağı sökmemiş. Burada Allah muhafaza birinin ayağına batabilir. Biz de dikkat edelim. Bu ırmağı da artık ne dedik, en son yüzüşlerini de ördeklerin göstermiştik. Artık arkadaşlar bu ırmakta bu saatten sonra bizim ördeklerimiz olmayacak. Hepsine uğurlar olsun diyoruz. Bu zamana kadar bize yaşattıkları, güzel videolara konuk oldukları için de, güzel yaşattıkları, güzel anlar için de, her şey için arkadaşlar ördeklerimize de sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlarla güzel böyle bir hayat dolu bir çiftlik hayatı yaşadık. Ama bugün sonmuş. Onların da gitmesiyle birlikte sadece kümeslerdeki kanatlarımız kaldı. Bir sonraki videoda size onlardan bahsedeceğim. Demin de dedik, yeni yerimizle ilgili canlı yayında biraz detaylardan bahsetmiştim. Şu an arkadaşlar alan çevriliyor, bitmek üzereydi. Çok az kalmıştı. Komple telle çevriliyor arkadaşlar. Yani ne içeriden dışarıya bir şey çıkabilecek, ne de dışarıdan içeriye bir şey girebilecek. Güvenlik açısından yakın zamanda abone, su abonemiz ve elektrik abonemizin başvuruları da yapıldı. Onlar da arkadaşlar biraz daha havaların olmasıyla birlikte su aboneliğimizi ve elektrik aboneliğimizi de alarak arkadaşlar hayatımızda oraya da bir kamera sistemi koyup geceleri tilki mi geliyor, sansar mı geliyor, gelincik mi geliyor, nedir ne değildir bunları da görebileceğiz. Ama ilk önce elektrik ve suyun gelmesi lazım. Yakın zamanda da bu işleri yeni yerimizde halledeceğiz. Benim için gerçekten güzel duygular besleyen ve güzel sözler, benim için o duygularını içinde yaşayan ve bana aktaran tüm herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Artık dayanamadım. Gerçekten bir sürü telefon alıyorum. Ve insanlar üzülüyor. Abi niye bırakıyorsun? Niye? Arkadaşlar bırakmıyoruz. Evet olumsuzluklar oldu. Şunlar oldu, bunlar oldu ama arkadaşlar yeni yerimizde, yeni kanatlarımızda hayatımıza devam edeceğiz.
Bu sonraki videoda zaten neler olduğunu, hangi kanatlar olduğunu sizlerle paylaşırım. Şu anda kar yağdı, güneş açtı. Ben bir sonraki videonun çekimini yapacağım dostlar. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Görmüş olduğunuz gibi kazlarımızda da böyle kar artık nedir, ne derler? Kar yağınca kaz yağ tutar derler dostlar. Artık bu saatten sonra kaz satışı gerçekten çok olacaktır. Ama dostlar, kaz kaldı mı? Bence kalmadı. Herkes elinden ucuz ucuz çıkarttı. Şuradaki ne ya? Kartal mı o? Şurada. Değişik bir şey ya. Arkadaşlar bakın. Orman tavuğu diyorlar ya, kara tavuk. Şöyle yaklaştım. Bir dakika Lady, bir müsaade. Nerede o? Dur. Evet, şurada bakın arkadaşlar. Ağacın yanında. Ama tabii Lady Tom rahat bırakmıyor ki beni. Evet, şurada arkadaşlar. Bu kameradan böyle gözüküyor ama kocaman kara tavuk dediğimiz, karın yağmasıyla birlikte onlar da ortaya çıkmaya başladılar. Yakın zamanda da yeşilbaş ördekler bu ırmağa gelecektir dostlar. Ama biz göremeyeceğiz. Deli yürek! Bu sene sizden güzel performans bekliyorum oğlum. Güzel yavrularınızı bekliyoruz. Bakalım hep birlikte Çorum kazı üretimine, dövüş kazı üretimine başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım çok da güzel olacak diye düşünüyoruz. Kümesimizin gördüğünüz gibi artık yerinde. Yerler eskiye geçen de dediğimiz gibi. Her şey çok dağınık. Tahminime göre önümüzdeki hafta arkadaşlar, yeni yerle ilgili. Artık ben büyük ihtimal hafta içi bir video yayınlarım ama önümüzdeki hafta yeni yerle ilgili, kanatlarımızın konulması vesaire, bunlarla ilgili sizlere güzel güzel arkadaşlar çekimler yaparız. Yeni yerde de kümesimiz arkadaşlar 10 santim betonlamayla 25 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğinde bir sistem üzerine kurduk. Yani alttan farı girmeyecek arkadaşlar bundan sonra. Ve kümeslerin üst taraflarından, sağından solundan da fare giremeyecek şekilde yeni kümesleri monte ediyoruz. Çünkü yem fiyatları o kadar fazla ki dostlar. Yani farelere, kuşlara artık yedirecek bir mecalimiz kalmadı. İnanın zor bu anlamda çeviriyoruz. Ondan dolayı dostlarım, bakalım yeni yerimizde sizlerle güzel videolarla birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi, daha abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Yuvalarınız sıcacık olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.